Leyla Hanım. Hı? Ne yapıyorsunuz bu saatte burada? Oturuyorum efendim, uyku tutmadı. İki tane müsekkin aldım, yine de uyuyamadım. Ayla Hanım, ben de müsekkin aldım. Benim de sinirlerim bozuk. Zaten aleme rezil olacağımız kadar olduk, lütfen girin içeri. Bırakın beni efendim, böyle iyi. Şurada 4 saat kalmış zaten. Efendim? Hala orada mısınız siz, yazıklar olsun. Siz hala burada oturmuş Cenap Bey'in gidiş saatini hesaplıyorsunuz. İyi günler. İyi günler. Nereye böyle çoluk çocuk? Dedelerinin elini öpecekler. İyi günler. Karne aldı da Yeşim Sabri Bey amcası. Hepsi pek iyi maşallah. Ah, öptü mü senin elini? Aa, öp bakayım kızım Sabri Bey amcanın elini de. Öptü öptü. Kaç kere öpecek? Hadi bakayım maşallah. Hadi kızım. Aferin. Başarılarının devamını dilerim. Sağ olun efendim. Süper karnesi, süper. Tabii canım, hocası kim? Allah razı olsun Cenap Bey'den. Hadi evladım, hadi işinize. Kim sordu şimdi size Cenap Bey'i, Menap Bey'i? Tövbe tövbe. Hadi Gül, bırak şimdi. Sana soran oldu mu? İyi günler. Hadi efendim. Biz de kapıcıların önünde tartışmayalım lütfen. Ne oluyor efendim? Adını da mı anmayacağız artık Cenap Bey? Niye anmayalım efendim kiracımızın adını? Hayır efendim, o sadece kiracımız değil. Aynı zamanda büyük bir sanatçı. Tövbe yarabbi, tövbe estağfurullah. Bırakalım efendim saçma saçma konuşmaları. Sanatçılık yanından mı geçmiş acaba onun? İçeri lütfen. Hadi. Ay, bırakın. Tövbe, kadın utanmasa adamın peşinden Almanya'ya gidecek ha. Aleni yaldızlıyor adam. Olmaz olsun öyle kadın. Vallahi sen bana böyle bir şey yapsan yaşatmam Gül. Manyak manyak konuşma be sabah vakti çocukların yanında. Artık bu ne canım? Herkesin önünde öpücükler yolluyor adama. Azmış. Güle güle. İyi günler. Oo, babam da yok. Şunlardaki keyfe bak maşallah. Sultan Hanım yok asıl, Sultan Hanım. Oh vallahi siz de başınızı dinliyorsunuz, ne güzel. Aman defolsun çirkef. Gitsin nereye gidecekse. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeşim, geçti mi sınıfı kız? Geçti dayısı. Süper. Hepsi peki. El öptürmeye getirdik size. Öp kızı. Aferin be. Öyle aferinle bitmez Yusuf abi. Para ver, para. Verelim. Öp kız benim de elimi bakayım. Çikolata, gofret ne istersen benden. Oh, duydun mu? Öp şapur şupur. Hadi dayısı, ver bakalım sen de bir şeyler. Vereceğiz tabii enişte. Aa, kaçmıyorlar ya Cafer, verecek dur. Ne sabırsızsın aa. Alın bakayım şunları. Oo, bu da senin. Olmadı ama Yusuf abi, koskoca bakkal 250 bin mi verir? Doğru, aç bakalım kesenin ağzını biraz daha bakkal efendi, aç. Ayıp ama Cafer, aa. Yoo, verecek. 1 milyon çıkaracak cebinden en azından Gül, hadi. Babam nerede? Evde abla. Ayrılamıyor Sultan Hanım'dan. Kadın inletiyor babamı. Neredeyse ayaklarına kapanacak. Tüh. Hay ben o babama ne diyeyim. Tüh valla. Kadın avucun içinde çeviriyor babanı Gül. Büyü mü yaptırdı acaba, nedir? Ay şu markete girmeyi hiç canım istemiyor vallahi Halil Bey. Gör şimdi oğullarındaki suratı. Kim oluyormuş onlar sultanım? Kürelerim hepsini. Hele bir surat atsınlar koyarım kapıya. Aman aman istemez. Benim yüzümden kötü olma kimseyle. Başlarına yıkılsın marketleri. Hayır dile sultanım. Sensiz olmaz dükkan. Kıracağım boynuzlarını. Ne güzel tertemiz yapmıştık. Kim bilir ne hale getirdiler. Yine tertemiz yaparlar sultanım. Sen gel otur yeter ki kasanın başına. Yok yok istemem. Sizin olsun kasanız. Çok teşekkür ederiz. El sallayın bakayım dayılara, Yusuf amcaya. Güle güle, güle güle. Gene bekleriz. Hadi kızım, dedeniz gelmeden. Şimdi hepsine el koyar valla. Hayırlı işler. Buyur sultanım. Anam, geldiler valla. Ne oldu kapıcı? Beklemiyor muydun? Çok şaşırdın. Şaşırdık valla sultan hanım. Babamı bekliyorduk da seni beklemiyorduk. İyi, şaşır o zaman. Geldim işte. Niye bekliyordunuz babanızı? El öpmeye gelmiştik babacığım. Yeşim sınıfını geçti, hepsi peki. Aferin, geçecek tabii. Demedim mi Halil Bey? 2 gün şuradan uzaklaştık, çekirge sürüsü gibi üşüşmüşler bak. Tüh, sensin çekirge.
Sanatçı, ağzını topla Gülsüm Hanım, bak fena olur ha. Hadi olsun bakalım, toplamıyorum. Gül gidelim. Çekil oradan iblis, anneniz oturacak. Aa, niye çekiliyormuş? Bırak Halil Bey, bırak. İstemem kasasını falan. Hem çalışmaya gelmedim ki buraya. Hah, şöyle bir bakayım dedim. Sensiz olmuyor sultanım. Bereketi kaçtı dükkanın. Kalk dedim iblis. Hadi Gül gidelim. Dur bir sen de. O nasıl söz baba? Aa, uğursuz mu benim kardeşim? Uğursuz ikisi de. Geç şuraya otur sultanım. Anam. Hadi Gül gidelim. Aman oturmam Halil Bey. Ahıra çevirmişler, baksana dükkanı. Hepsinin elinde birer çikolata gofret. Zıkkım yesiceler. Sen ye zıkkımı cenabet karı. Alırım şimdi seni ayağımın altına. Pislik. Tut şu karını iblis. Tutuyorum babacığım. Ne yapıyorsun Gül? Bırak be. Oo canım oğlum. Süzüldü vallahi ders çalışmaktan. Bugün de mi sınav var? Var anne. Gece 2'ye kadar çalıştım. Bugün yarın peş peşe şunları bir atlatsam. Atlatacaksın inşallah. Biz de geç yattık anne. Cenap abilere takıldık biraz. Niye o kadar uzattınız kızım? Adam yola gidecek. İşte ne bileyim. Aydın da seviyor, laf lafı açtı. Aydın Bey, bitiyor mu işiniz? 2 dakikaya kadar geliyorum babacığım. Hadi bakalım. Fazla geç kalma, durum vahim. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Ya adam tuvalete el koymuş. Çıkmaz o baba, sen yandın. Yandık valla. Ne yaptın oğlum? Bütün gece lamban yandı. Yine çalıştın. Çalıştım baba, ne yapayım? Çalış oğlum, çalış. Söyleyelim mi anne? Hayrola? Bir ev bulmuş bunlar Şükrücüğüm. Yapma ya, ne güzel oturuyorduk şurada. Nereden çıktı şimdi bu ev? Olmaz baba. Gidemez onlar bir yere. Buradaki rahatı bir daha nerede bulacaklar? Ali, o nasıl söz oğlum öyle? Ali, hakikaten bazen çekilmez oluyorsun ha. Darılırım bak. Takılıyor kızım. Takılmasın öyle anne. En duyarlı olduğumuz konu. Tamam tamam, aman bir şey söylemedik. Aydın Bey, 2 dakika doldu, hadi bakalım. Çıktım efendim, buyurun. Aferin valla. 2 dakika dedim ama 12 saniyede eksiğiyle. Kokumu da sürmüş beyefendi. Çok değil efendim, şu kadarcık. 2 damla. Utanmaz. Sen şimdi benden ödünç gömlek de istersin. İsteyecektim vallahi efendim, nasıl anladınız? Benimkiler yıkanmış ama ütülenmemiş. Verelim oğlum. Nazancığım, bakar mısın? Efendim Şükrücüğüm. Aydın Bey'in gömleği kalmamış. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Özgeciğim günaydın. Ay günaydın. Erken kalkmışsınız maşallah. Mamasını mı yiyor benim kızım? Yiyor dedesi. Çok iştahlı bu sabah maşallah. Aferin ona. Tatlı kızım benim. Bir çay yapayım bari. Mina Hanım uyuyor. Ay yaptım yaptım, çay hazır. Şimdi kahvaltıyı da hazırlarım. Oo maşallah erkencisiniz. Özgeciğim günaydın. Günaydın. Kız kalkmış çayı koymuş, kahvaltıyı da hazırlamış. Uyumuyor ki senin gibi. Olabilir. Sen de uyutmuyorsun ki insanı Şevket Bey. Kalkar kalkmaz başlıyorsun tangırtıya. Bu Cem olabilir. Olabilir evet. Dün aramadı çünkü. Su, bak baban arıyor kızım. Efendim. Hacer Hanım hayrola bu saatte? Hacer mi? Aa, niye arıyor? Vallahi çok merak ettim Şevket Bey. Zili çalıyorum çalıyorum açmıyor. Allah göstermesin. Uyudu kaldı mı nedir? Anahtarım var ama açamıyorum ki Şevket Bey, arkadan kilitli. Teyzem hiç bu saatlere kadar uyumazdı. Allah Allah, ne oldu bu kadına ya? Tamam sen bekle orada, ben hemen geliyorum. Ha Hacer Hanım, telefonu kapatınca bir de annemi ara bakalım. Ben de ararım şimdi, hadi. Uyku hapı falan içmiş olmasın Şevket? Bilmiyorum ki. İçiyor bazen. Başka bir şey olmasın da. Yok canım, duymadı belki de. Hadi hadi, duymamıştır. Getirme aklına öyle kötü şeyler. Şükrü'ye de haber vermek lazım. Çalıyor cevap vermiyor. Nerede bu? Bekle biraz daha Şevket. Ne sabırsızsın?
Yok açmıyor işte. Anlatmıyorsun. Nasıl bir evmiş bu? Biz de görmedik efendim. Sıtkı abinin bir arkadaşının eviymiş. Anlatılanlara göre çok iyi anne. Manzarası bile var. Evi kimse görmemiş ama anlatılanlara göre harika. Rüya gibi baba, rüya. Dalga geçme oğlum. Adamlar bir şey biliyorlar ki söylüyorlar. İnsan bir şey sorduğuna pişman eder. Evet, yani kimseyi konuşturmuyorsun. Aydın ol. Siz en iyisi şöyle çift tuvaletli, 5 odalı bir ev bulun. Hep birlikte oraya yerleşelim. Bu bana. Enişte bana bu. Enişte. Ya bırak, işimiz var ya. Ya kim arayacak seni bu bırak saatte ya? Zeynep arıyor ya herhalde. Enişte vallahi o da nefes aldırmıyor yani. Ya o belki bizi arıyorlar. Çekiştirip durmayın şunu. Alo. Ha sen misin abi? Ne oldu? Onaymış bak. Yapma ya. Ne diyorsun? Ne olmuş Şükrücüğüm? Hemen geliyorum abi, fırla sen. Annem kapıyı açmıyormuş. Hacer Hanım gitmiş, zili çalmış, telefon da cevap vermiyormuş. Ben gidiyorum. Alo oğlum, araba sana mı lazımdı? Olsun baba, boş ver, hadi git hemen. Sen nereye? Ben götüreyim sizi efendim. Yaşa. Haber ver Şükrücüğüm. Yavaş git biraz oğlum. Efendim siz telaş ediyorsunuz diye ben de... Yavaş. Bir şey değişmez. Bir an önce gidelim derken biz de bir tarafa gitmeyelim. Tamam, siz de fazla gerildiniz. Kötü bir şey olacağını sanmıyorum. Yoktur inşallah. Gidelim bir an önce de gözümüzle görelim. Göreceğiz. Hacer Hanım boşuna telaşlandırdı herkesi. Çok beklettin mi Hacer Hanım? Yok canım, estağfurullah. Ses yok mu annemden? Yok valla. Çıktım şimdi, zili bir daha uzun uzun çaldım. Hayırdır inşallah. Hadi yürü. Bir daha çalalım bakalım. Olmazsa çağırırız bir çilingir. Allah'ım sen gösterme. Vah anam vah. Bunlar hep yalnızlıktan oluyor. Her seferinde söylüyorum. Gel bizimle otur, yok. Anlaşıldı. Bir omuz vurup kıracağız bunu Hacer Hanım. Aman Şevket Bey, bir yerinize bir şey olur Allah korusun. Ha. Açıyor, duydu. Şevket. Anne. Hayrola oğlum? Ah teyze, şükürler olsun. Of anam of. Seni böyle gördük ya, çok şükür. Bizi çok korkuttun anne. Ne var bunda korkacak oğlum? Saat kaç? 9'u geçiyor anne ya. Oo, uyuyup kalmışım. Geç. Gece uyuyamadım, hap içtim. Aha, biz anladık zaten. Ah seni. Hayır, Hacer Hanım birden telefon edince. Ah Hacer'a, hemen ortalığı velveleye mi verdin? Kaç kere zili çaldım ama teyze. Neyse. Seni böyle gördük ya, çok şükür. Buradalar efendim, buradalar. Nerede? Burada. Anne. Gel Şükrü, gel oğlum. Seni de mi telaşlandırdı bunlar? Telaşlandık mı anne? Uyku hapı almış. Yani şu yarım saat nasıl geçti anne ya? Demedim mi efendim? Neyse. Telefon edelim Emir abi. Merakla bekliyorlar. Hemen. Oh be anne. Nereye gitti ya bu çocuk Urviye? Cenab-ı Beyler'e çıktı Davut. 2 dakika güle güle diyecek. Bekle şimdi. Hah, geldi. Halis, hadi yavrum, baban seni bekliyor. Geldim anneciğim. Selam söyledin mi bizden de? Söyledim baba. O da senin yanaklarından öptü. Sağ olsun. O çok büyük bir insan baba. Anneannem de telefonunu verdi. Aferin. Kadınları da çok güzel öpüyor, öyle yumuşak. Tövbe yarabbim. Hop! Başlama yine. Sabah terbiyesiz konuşmaya. Nerede gördün öptüğünü? Görmedim ama öpüyormuş baba. Öyle söylüyorlar. Ali teyzeyi de öpmüş. Ne dedin? Komşuluk arasında çok ayıp böyle laflar. Rahat dur, patlatırım ben seni.
Anne baksana şuna. Hemen ensemi patlatmak lazım Davut. Aa, duymuş çocuk, öyle söylemişler. Dedikodu yapmasın, patlatırım. Dedikodu değil baba, herkes biliyor. İşte Ayşe yengemle duydu. Ben bir şey duymadım Halis. Karıştırma beni oğlum. Tövbe. Yüz verin siz bu terbiyesize. Yüz verin, aferin. Yürü hadi, gidiyoruz. Gideriz baba. Ne acelen? Bir şey konuşuyoruz şurada tatlı tatlı. Cenap amca şey diyor anneciğim. Ne diyor yavrum? Dilek beni böyle seviyormuş, olduğum gibi. Tabii yavrum, her şey öyle güzel. Ne öyle dedi Antonio Banderas numaraları? Çekerim kulağını, kendin gibi ol. Başladın mı sen yine film hikayelerine? Yürü! Geliyoruz baba, bir dakika. Film hikayesi değil Davutcuğum, güzel bir şey anlatıyor. Ayşe yengem de tövbe mövbe diyor ama Antonio kızı öperken öyle bir bakıyor ki. Öleyim daha iyi. Al! Kim kimi öpüyormuş rezil? Lan Davut! Bak Sedat, bak katil filan diyoruz ama adam yumuşak kalpli. Git şundan özür dile. Öldürtecek misin Serpil beni? Aa, tak. Özür müzür dinler mi artık o herif? Dinler Sedat, dinler. Bittik. Ben de geleyim. Birlikte ayaklarına kapanalım. Affetmez diyorum sana kardeşim, bitti. Affedeceğini bilsem ayaklarına da kapanırım, yalarım da ayaklarını. Tak, anında öldürür şerefsizim ya. Ne yapacağız ama Sedat? Boşlukta kaldık. Oturacak mısın böyle? Yapacağız bir işler biz de. Dur bakalım. Tak, şu şoku bir atlatalım. Ah ya Rabbim, ah ne kötü kaderimiz varmış. Dedim ama sana değil mi Sedat, dedim. Şu dolandırıcılara güvenip hemen bırakma şu işini dedim. Biz ne bilelim kardeşim? 2 milyon dolar transfer parası falan. Arkadan vurulduk. Gül gibi kızımızı da perişan ettiler. Aldatıldık. Allah belalarını versin. Nerede o kız şimdi? Odasında. Çıkmayacak odasından dışarıya. Aleme rezil olduk. Olduk, olduk vallahi olduk. Şerefsizim vururum, tak tak. Anne. Anne mi dedi o? Aa, kız niye çıktın odandan sen? Sana izin almadan çıkmayacaksın demedim mi ha? Gir içeri çabuk. Çabuk gözüm görmesin seni, gir içeri. Bir şey soracaktım baba. Sorma, yürü doğru odana. Senin baban yok artık, öldü. Kız sen mahsus mu yapıyorsun? Mahsus mu yapıyorsun? Yetmedi mi bize el aleme rezil ettin? Yıkıl vallahi gebertirim. Sen anne. Sus! Rezil! Anne deme bana. Dün böyle konuşmuyordunuz ama. Canım kızım, yavrum. Olmaz olsun senin gibi evlat, yıkıl. Bak hala dikiliyor. Kız şimdi canımın sıkıntısını senden çıkarım, defol. Gözüm görmesin seni. Bittik biz Serpil. Şerefimiz iki paralık oldu. Biz bu yaş tahtaya nasıl bastık ah. Toparla kendini Sedat, deli olma. Niye bitelim? Sen bu piyasanın bir numarasısın. Sana herkesin ihtiyacı var. Ah Serpil ah, en çok da ona üzülüyorum ya. Ben bu heriflerin oyununa nasıl geldim? Oldu bir kere Sedat, unut. İleriye bakalım. Allah aşkına sana yalvarıyorum. Git şu katile. Affetmez diyorum sana artık kardeşim. Affedeceğini bilsen tak. Alsın beni Murat suyunu atsın ya. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Prens, buldun mu neşeni yavrum? Baban öpsün seni. Kız Yavuz, aldın mı yine yavruyu kucağına got got got? Aldık ablacığım. Vatandaş onunla gurur duyuyor. Sen yaptın mı kahvemizi? Yaptık, buyur. Koy ablacığım, tebrikler. Böyle olacak işte. Vatandaş içecek sabah kahvesini. Anladık, anladık. İçsin işte kız, yaptık. Konuşma sen de öyle horozun gibi got got got. Horozuma laf yok ablacığım. Hatırını kırarım. Vatandaşın ağzına layık. Kız Yavuz, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle ablacığım. Kız sonra katilleşme ama bak, tamam mı? Söyledik ablacığım. Kız çok acıdım, ağlıyor bunlar. Kim bunlar ablacığım? Senin biraderler. Bana onları anlatma ablacığım. Vatandaşın kafasını bozma. Oturmuşuz şurada kahvemizi içiyoruz. Kız çok fena durumdalar kız. İçler acısı. Aslı'yı da öyle bir odaya kapatmışlar. Devam etme ablacığım. Hasretme vatandaşı sabah vakti.
Kız katilleşme hemen. Ne var bunda? Affet şunları hatırım için. Ne olacak kız? Hem eskiden de kazıklıyordu. Biraz daha kazıklasın. Aferin babacığım. Vatandaş yediği kazı affetmez. Nasıl verdim ama ağzının payını terbiyesizin? Helal olsun. Atmaca gibisin vallahi Gül. Senden korkulur. Baban bile sesini çıkaramadı. Ne çıkaracak? Biliyor yaptığı kepazeliği. Baba diye elini bile öpmem bundan sonra. Olmaz Gül. Baban, baban. İstemez öyle baba. Evine bile adımımı atmam bundan sonra. Büyük konuşma Gül. Dünyanın bin türlü hali var. Aman istemez istemez. Benim ölüme bile gelmesinler. Otursun karısını kasaya. İşte öyle hayrını görür. Neyse hadi sıkma canını. Ben Cenap Beylere çıkıyorum. Saati geldi. Yardım edelim bavullara. Neyse hadi. O babama da o kadına da söylenecek çok şey var ama. Şu Türkan Hanım'ın çikolatalı kahvesi de. Yapma şunu be Cafer. Üf, pislik. Çocukların yanında. Hanım onlar hanım. Bak nasıl yardım ediyorlar annelerine. Ha, Cenap Bey'e bir maşraba su hazırla da dökelim arkasından Gül. Olur. Kızım siz de hazır olun müracaatın önünde. Elini öpeceksiniz öğretmeninizin ona göre. Hoşça kal Esmer. Burada yaşadıklarımı hiç unutmayacağım. Buyurun, iyi günler. Gel Cafer. Hoş geldin Cafer. Hoş bulduk. Zahmet olacak sana da. Estağfurullah efendim. Biraz ağır ama. Olsun olsun. Fark etmez. Buyurun. Hadi canım abi. Hadi İbrahim. Temiz tut evi, döndüğümde dağınık bulmayayım. Kapını kilitle İbekçi. Kilitliyorum. Sakın anahtarlarını içeride unutma. Yokluğumu aratmayacaksın. Aman ha. Sen de iyice yalnız kaldın Sıtkı Bey. Kaldık be Cafer. Geçer geçer. Ha. Sayılı gün. Sıkılmasın. Seni yalnız bırakmayız. Sağ ol. Hadi. Buyurun kapıcı kapıcı. Sus bakayım sen. Büyüklerin yanında dır 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 konuşulmaz öyle. Ne diyor o kuş evladım? Kapıcı diyor efendim, kapıcı, gevezelik. Müfettiş mi geliyormuş? Ay ne müfettişi anneciğim? Cenap Bey gidiyor Almanya'ya Cenap Bey. Nerede kaldılar? İnerler şimdi efendim, telaşı size mi düştü? Uçağı kaçıracak olan onlar. Hah, indiler indiler. Buyurun. Buyurun kapıcı kapıcı. Efendim iyi günler. Nerede kaldınız merak ettik. Sabiciğim bizi mi bekliyordunuz? Sizi bekliyorduk efendim. Heyecandan bütün gece uyuyamadık vallahi. Aa, biz de sizin fasulye plakinizin tadına doyamadık hanımefendi. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun efendim. Aynen nereye gidiyorlar kızım müfettiş beyler? Ay müfettiş değil anneciğim. Tanımadınız mı? Kiracımız Cenap Bey Almanya'ya gidiyor. Kusura bakmayın artık efendim. Alzheimer malum. Her şeyi birbirine karıştırıyor. Alzheimer efendim. Ne kusuru efendim? Teyzeciğim saygılarımı sunarım. Sağ ol. Ben ona rol evladım. Duygulandım Bibikçi. Görüyor musun şu güzelliği? Bu bir şiir. Göz yaşartıcı. İnsanlık sinfoniyası. Komşuluk bu işte. Buyurun. Ha, geldin mi Cafer? Geldim efendim. Buyurun. Öptünüz mü kızım öğretmeninizin elini? Öpecekler şimdi. Hadi öpün bakalım. Ben de öpeyim güzellerimi. Gel bakayım. Hepinizi özleyeceğim. Biz de sizi çok özleyeceğiz efendim. Ne oluyorsunuz efendim Allah Allah. Cenap Bey, pek sırası değil ama yakıt borcunuz kalmış Nisan ayında. Borç mu? Ne yaptı İpikçi? Öde çabuk. Öderiz Cenap abi. Buyurun. Gidiyor vallahi.
Tövbe yarabbim. Ne yapıyorsunuz efendim? Girin içeri. Of be Şükrü. Ne yapardık anneme bir şey olsa? Rezil olurduk vallahi annemize bakamadık diye. Ucuz atlattık oğlum. Bu böyle olmayacak abi. O kabul etmek istemiyor ama böyle tek başına yaşayamaz artık. Ya sen ya ben. Ben Şükrü ben. Senin derdin sana yeter. Ben alacağım şöyle bahçe içinde büyük bir ev. Annem, Cemler hep bir arada. Ne güzel olur. Yapacağım. Kafaya koydum. Mine ne derse desin. Buyurun. Oo, oh. Kahve mi yaptın Hacer Hanım? Rahatsız olmayın Allah aşkına. Annem ne yapıyor? Giyiniyor. Giyinsin gelsin bakalım şöyle kraliçeler gibi karşımıza. Ha, Ergun'dur bu. İşe gelmiyoruz dedik ya rahat bırakmazlar artık. Şikayet gibi olacak ama Şevket Bey. O da Abbas'ı çok eziyor. Farkındayız Hacer Hanım. Alo. Aa Cem geldin mi oğlum? Hoş geldin. Aha. Ergun mu söyledi hemen? İyi giyiniyor. Giyindim. Ooo Leyla Hanım. Aman, kim o? Aman. Cem. Aa evladım gelmiş mi? Gelmiş. O da seni istiyor zaten. Fıstık gibi maşallah. Veriyorum hadi. Hadi görüşürüz. Alo Cem. At bakalım buraya. Aferin benim kızıma. Bunu da al bakalım. Aferin. Özgeciğim hazır mısın? Hazırım anne. Şunları da toplayayım çıkalım hemen. Bırak kızım. Aa. Ay olmaz ki böyle de dağıttık her şeyi. Özge Allah aşkına darılırım vallahi. Babaanneye siz de uğrayacak mısınız 5 dakika? Su huysuzluk yapabilir ama ben istiyorum. Şevketler orada. Cem de doğru şirkete gitmiş ha? Evet. Hiç bizi merak etmek yok. Alo. Ses yok. Efendim. Buyurun. Sesimi beğenmedi herhalde. Bu sana. Alo. Mine açtı Nimet. Ne söyleyeyim? Ne yapacağım ben Mine'yi tahta kafa? Sor bakalım Özge orada mı? Tanıyabilir ama. Tanırsa tanısın. Ne olacak? Sor. Ters bir şey söylerse ben de ağzıma geleni söylerim ama Nimet. Uzatma Raşit. İçime fenalık geldi. Sor şunu. Bu adabı muaşerete sığmaz ama Nimet. Hep böyle yapıyorsun sonra arada ben kalıyorum. Senden mi öğreneceğim adabı muaşereti? Tahta kafa. Sor çabuk şunu. Alo. Hanımefendi acaba Özge Hanım oradalar mı? Ben uzaktan bir akrabası ya. Niye öyle garip sesler çıkarıyorsun? Sorsana adam gibi. Ne diyor? Kapatmış Nimet. Ne? Kapatmış mı? Seninle konuşurken kapatmış herhalde. Tüh beceriksiz. Hiçbir şey gelmiyor elinden. Bir telefon bile açamıyorsun. Ver şunu ver. Yo Nimet o kadar uzun boylu değil. Dikkat et konuşmalarına böyle hakaret edemezsin. Öyle güzel ederim ki tahta kafa. Yanlış mı söylüyorum? Beceriksizsin işte. Sensin beceriksiz. Böyle beni araya sokma. Kızınla ne konuşacaksan aç kendin konuş. Kırarım vallahi şunu kafanda. Hadi kır bakalım. Kırayım da gör. Kavga mı istiyor senin canın? Çoktandır yapıyorduk. Al. Aa, dur, dur. Ne yapıyorsun Nimet? Ne feci bir şey be anne. Düşünebiliyor musun? Kapıyı açıyorsun. Babaannem yerde uzanmış. Ali lütfen kapat şu konuyu. Zaten sinirlerim bozuk. Evet Ali, konuşacak başka bir şey mi kalmadı? Üzme anneni. Bu böyledir inadına. Ben de çok üzüldüm ama anne. Kim bilir babamlar ne oldu? Aferin on, devam et. Of. Of, kes Ali. Kadın derneğinde çalışmaya devam ediyor musunuz? Ediyorum Zeynepciğim. Seçimlerde sokabilecek misiniz meclise istediğiniz kadar kadın milletvekili? Yok Zeynepciğim, nerede? Partilerin hepsinde erkek saltanatı hakim. Para onlarda, güç onlarda. Liderleri erkek. Tam aşiret zihniyeti, tam. Bizi bıyıklı ve asuk suratlılar yönetiyor anne. Öyle maalesef. Sınava geç kalmayın sakın. Şurada beni bir yerde bırakın isterseniz. Yetişir anneciğim, telaşlanma. Öp babaannemi. Ben de öpüyorum, saygılar. Sağ ol canım. Akşam oradaysanız ben de uğrarım anne. Oradayız herhalde, gel.
Tertip, ne yapıyorsun aslanım orada bir saattir? Hava alıyorum Adem abi. Merhaba. Merhaba. Kime aldın o çiçekleri? Sevgilime aldım Adem abi. Götüreceğim şimdi. Biraz hava alayım da. Çok hızlısın be Tertip maşallah. Yeni mi bu? Yine Adem abi. Öyle tatlı ki. Sinemaya gideceğiz akşama. Bu yine niye gelmiş Adem abi? Sana çiçek almış herhalde bacım. Çiçek mi? Cesareti yok, gelemiyor. Öyle dikiliyor karşıda. Tertip, ne haber? İyilik, ne olsun? Ne dikiliyorsun orada, gelsene. Geleyim. Hava alıyorum da rahatsız etmeyeyim diye. İşiniz falan vardır. Yok şimdi işimiz, gel. Geliyorum. Nasılsın Dilek? İyiyim, sen? Pek heyecanlısın. Kime götürüyorsun o çiçekleri? Kimseye Dilek. Öyle aldım. Nasıl, güzel mi? Çok. Çok da güzel kokuyor bak. Güzelmiş sahiden. Sen de güzelsin. Cenap amca dedi ki. Ne dedi? Kadınlara çiçek götürülür dedi. O da bugün Almanya'ya gitti. Aa, gitti mi? Ne güzel. Gitti. Öp yanaklarından Dilekçiğimin, tatlı tatlı dedi. Sen de güzelsin. Bu çiçekler benim olsun Tertip. Senin olsun Dilek. Bana mı almıştın yoksa? Sana almıştım Dilek aslında. Kızacaksın diye söyleyemedim. Ah canım, bak buna dayanamam. Ne tatlısın. Ben de dayanamıyorum Dilek. Ne tatlı şey. Amca. Ne yapıyorsun orada hayırsız? Tertime bakıyorum amca. Gelmedi mi daha? Gelmez o amca. Dileğin dükkanda oturuyor, benden söylemesi. Al. Şikayet yok. Otursun, ne var bunda? Kıza çiçek alıyor amca, nah böyle demet demet. Şikayet yok dedim. 7 kere 8. 7 kere 8 mi? Tüh, eşek kadar oldun, hala şu hesabı öğrenemedin. Biliyorum valla amca, sen birden sorunca. Al. Yemin etme patlatırım. Söyle bakalım. İstanbul'u kim aldı? Öyle yok. Bir kere de. Biliyorum amca, bir kere de. Kim? Recep Tayyip amca. Dangalak. Vur babacığım vur. Ne yaptı sana bu adı yine? Gel bakayım gel. Sen neredesin? 2 saattir Tumkov. Dileğe çiçek aldım, biraz oturduk babacığım. Demedim mi amca, devamlı orada. Halt! Birbirinizi şikayet etmek yok demedim mi ben size? Dedin amca. Sevmiyorum. Ne yapıyorsun sen öyle? Fal bakıyor amca. Halt! Sana sormadım. Fal bakıyorum babacığım, öyle tatlı ki. Devamı seviyor çıkıyor bak. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Yalan söylüyor amca, çift kopardı, sevmiyor. Seviyor hadi, sen ne karışıyorsun, kıskanç. Al, rahat dur, alırım şimdi ayağımın altına ikinizi de. Ne vuruyorsun baba, vallahi seviyor çıkıyor. Oh, en iyisini yaptın Halil Bey. Kafamızı dinleyelim biraz. Gitsin hepsi, bırak. Tutarsın şuraya 2 tane işçi. Tutacağım sultanım. Kimseye ihtiyacım yok. Elim ayağım tutuyor çok şükür. Gücüm yerinde. Çok şükür. Allah onların eline düşürmesin bizi. Gözümüzü oyarlar vallahi Halil Bey, gözümüzü. Hele o ablaları yok mu? Bana isyan eden evlat olmaz olsun. Yok benim öyle evladım. O kadar canım. Bırak ne halleri varsa görsünler. Biz birbirimize yeteriz. Yeteriz sultanım evvelallah. Ver tazminatını neyse. O Bodur'u da kov Halil Bey. Nifak saçıyor, nifak. Kovacağım sultanım, haklısın. Asıl yılanın başı o. Merhaba. Merhaba. Aa, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Oo, sizi şöyle baş başa gördüm ya, neyse. Tebrik ederim enişte, öpeceğim. Ne oldu yine? En iyisini yapmışsın enişte. Sepetlemişsin hepsini marketten. Öpeceğim, büyük adamsın. Pabuç bırakır mı benim kocam o sümüklülere abi? Hah. İsyan ediyorlarmış. Tüh, nankörler. Yahu şu adama isyan edilir mi be? Bunların yatacak yeri yok vallahi.
Ne istiyorsunuz artık? Allah'tan belanızı mı? Ablaları kışkırtıyor abi, onları ablaları. Gülsüm Hanım. Ayıp ayıp. Nankörlük. Gitti mi Yusuf Efendi de? Gidecek. Yarın vereceğim hissesini yalla. En iyisini yapmışsın enişte. Market yürür, bir şey olmaz. Onu dedim ben de abi. Tutsun iki tane işçi şurayı. Tabii canım. Ne yapıyorlar ki? Kuru kalabalık şurada. Ben de geçerim icabında tezgaha. Salam, sucuk, kaşar, zeytin. Yani ne olacak ki? Senden bakkal olmaz Hüseyin. Hiç heveslenme. Hani boş bırakmayalım diye söylüyorum enişte. İstemez. Canım sen de boğazına tıktın hemen. Adam iyi niyetle bir şey söyledi yani. Söyler benim eniştem. Biz onunla başka bir iş yapacağız asıl. İş mi dedin? Hem ne iş enişte? Bir yatır bin kazan. Neymiş o? İnşaat işi enişte, inşaat. Ne para var biliyor musun? Heh, başladın yine abi. Durup durup bir şeyler çıkarıyorsun sen de. Dur sultanım, kesme sözünü. Anlasın bakalım, dinleyelim. Kız duydun mu? Büyük iş adamı böyle olur işte. Öpeceğim enişte. Yeter. Öp böyle şapur şupur Hüseyin, hoşlanmam. Anlat şunu. Enişte, yeri hazır. Biraz heyelan bölgesi diyorlar ama olsun. Biz üstüne binayı kondurup müşteriye sattıktan sonra... Yıkılmaz mı evler Hüseyin, Allah korusun? Yıkılsın enişte, Allah'ın emri. Senin elinden ne gelir? Müteahhit olarak daha iyi enişte. Yıkılır, bir daha yaparsın. Bir daha para. Açık havada da ne güzel gidiyor. Olmuyor ama Cemil abi. Bize laf gelecek şimdi. Hiç kimse bir şey söyleyemez. Her yerde içerim bir amı. Benim adım Cemil. Cemil? Oh maşallah. Utanmıyorsun değil mi orada içmeye? Yenge çıktı. Utanmıyorum. Ne var bunda? Benim adım Cemil. Gösteririm ben sana Cemil'i. Kalk çabuk buraya gel. Gelmiyorum. Öyle mi? Öyle. Tamam gelme. Alıyor muyum içeriye bak gör. Anam iş fena. Ana. Efendim anneciğim. Kime bağırıyor o kadın? Kocasına bağırıyor anneciğim, kocasına. Devamlı içiyor adam, baksanıza. O da benim gibi. Mutsuz kadıncağız. Banu, oynuyor musunuz kızım? Oynuyoruz anne. Ben de oynuyorum anne. Aferin. Ben de buradayım Gül, merak etme. Oynuyorlar güzel güzel. Bak, büyük hanım da burada. Ben de biramı içiyorum. Aynen. Efendim anneciğim. Karnelerini almışlar. Çocuklara para verdiniz mi? Bilmiyorum anneciğim. O işlerle Sabri Bey ilgileniyor. Dersin çabuk söyle. Neymiş o efendim? Kapıcının çocuklarına para versin diyor anne. Karnelerini almışlar. Verdik ya efendim. Kaç kere vereceğiz? Aa, maşallah. Yayıldınız mı yine oraya köy meydanı gibi? Anam. Çocuklar evcilik oynuyor Sabri Bey. Kimseye bir zararları yok. Ben de burada bira içiyorum. Bir itirazı mı var? Patla inşallah baykuş. Oturmuş oraya çoluk çocuğun yanında. Bana mı bir şey söylüyor? Dedik ama sana Cemil abi. Söyle şu kocana rahat bıraksın çocukları. Hakkımı helal etme. Kocasının kimseye bir şey yaptığı yok. Siz de anlamadan dinlemeden uydurmayın. Ah, uçtu mu acaba? Kim uçtu efendim? Cenap Bey. Anam. Ayla Hanım uçtuysa uçtu, kaçtıysa kaçtı. Yeter. Kapatın şu konuyu. Vallahi şimdi herkesin içinde kıyameti koparacağım. Debelenmeyin efendim. Ne var bunda? Merak ediyoruz. O kadar merak ediyorsanız gitseydiniz peşinden siz de o zaman. Tontoş korkma yavrum, korkma. Baba nazdı. Nereden babası oluyormuşum o musibetin? Gör olasıca. Hayvanı da korkuttu. Anam. Toplayın çabuk. Pırtınızı pırtınızı oradan yalla. Köy meydanı mı burası? Baş üstüne. Hadi bakayım kızlar. Hadi Cemil abi. Beni kimse yerimden kaldıramaz. İçiyorum. Benim adım Cemil. Oturun evladım oturun. Ben izin veriyorum. Karışamaz o. Elleri kırılasıca. Türkan Hanım geldi. Gül! Türkan Hanım geldi Gül!
Geldi yine kızım. Hoş geldiniz Sürken abla. Hoş bulduk Gül. Çok hastamız var mı? Şimdilik 3 kişi Türkan abla. Ha iyi, geliyorum. Buyurun. Geldin mi evladım? Bakanlık müfettişi misin sen? Gel şunu tutupla. Türkan Hanım o anneciğim, Türkan Hanım doktor. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Beni tanımadın mı teyzeciğime aşk olsun. Alzheimer efendim, Alzheimer. Maşallah pek de güzel bir şeysin. Şu bizim damada bir bak. Tepinmeye başladı azgın. Bakayım teyzeciğim. Azı vallahi bağlamak lazım. Cenap Bey merak ediyoruz diye ter ter tepiniyor. Ha, gitti mi Cenap Bey? Gitti efendim bu sabah. Herkese selam var. Buyurun. Güle güle gitsin. Siz ne yapıyorsunuz bakayım burada? Evcilik oynuyorlar efendim. Aha. Yeşim hadi kızım. Bir kahve yap Türkan Hanım teyzene. Çikolatalı. Ben vereyim buyurun. İçeyim efendim. Pek de tatlıymış. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Buyurun. Hoş geldin. Uğrayacağım. Oo, maşallah Cemil Bey. İçmişsin yine biraları. İçerim. Benim adım Cemil. İç bakalım. İç. Devam et. Yakında yine geleceksin bana oran buram ağrıyor diye. Benim adım Cemil. Cemillerin orası burası ağrımaz. Ağrımaz. Sevim Hanım da demediğini bırakmadı ama dinlemiyor ki efendim. Kızım. Bir bak şu bizim damada sana zahmet. İçeride azdı yine azdı. Bakacağım teyzeciğim. Buyurun. Ah, geldi. Sıtkı Bey geldi. Kim geldi kızım? Sıtkı Bey anneciğim. Kiracımız ressam. Cenap Bey'in arkadaşı. Buyurun. Sıtkı Bey, ne oldu? Ay meraktan çatlayacağız. Uçtu mu? Uçtu mu? Uçtu hanımefendi, uçtu. Ah oh, uçmuş. Ay yarabbim çok şükür. Tamam efendim, tamam. Şimdi siz de uçuyorsunuz. Ay ne yaptınız? Elleri kırılacak. Çıldırdınız mı? Çıldırdım efendim. Şimdi sizi de uçuracağım kendime. Bırak kızımı, bırak. Hadi bakalım sağlığa. Hey maşallah şu manzaraya bak Şükrü. Hepimiz bir arada. Çok şükür. Şu Ali de gelseydi. Gelecek gelecek. Bunu sık sık yapalım Şükrü. Yapalım abi. Nasılsın bakalım Leyla Hanım? Daha nasıl olayım oğlum? Hepiniz buradasınız. O da burada, o da. Rahmetli. Bize bakıyor oradan. Sırası mı şimdi Hüsnü Bey'in abi? Tam sırası. Yapma be baba. Şevket, kafayı buldun herhalde. Buldum. Oynayacağım babam gibi az sonra. Geldi. Ben açarım, ben açarım. Gelsin bakalım, alacağım ifadesini. Gelsin bakalım kartal yeğenim buraya. Nasıl geçti acaba sınavı? İyidir, iyi. İyi akşamlar. Oo, herkes burada. Buradayız, seni bekliyoruz yeğenim. Şişt, şişt, nasıl geçti sınav? Çok iyi beyin işte. En az 80 bekliyorum ha. Çak! Aferin benim akıllı oğluma. Şükrü hadi. Ben duygulandım. Başlayalım hadi babamın türküsüne. Sobalarında kuru da meşe. Şimdi ben de duygulandım be abi. Hadi. Sobalarında kuru da meşe. Yanıyor efendim. Yanıyor da Mehmet Ağam'da üşümüş de donu. Bizimkilerle bu yılda böylece bitti. Gelecek yıl yeniden buluşmak umuduyla hoşça kalın. Sevgiler.